Efendim, tekrar merhabalar. Arkadaşlar, bugün yeni bir kamera aldım. Canon Legria HF G26 veya HF G26 diyelim. Paketim geldi. Şimdi beraber kutu açılımını yapalım. Kutunun üstünde bir fatura mektubu var. Onu öncelikle bir alalım. Bunu bayağı sıkı yapıştırmışlar. Şöyle üzerinde Sicherheitsband diyor, güvenlik bandı diyor. Kamera olduğu için şöyle bir kağıt çıktı. Bunu şöyle atalım. Bunu internet üzerinden bir katalogdan taksitle aldım. Fiyatı indirimle birlikte bana 930 euroya mal oldu aşağı yukarı. Bakın şöyle kartonun içinde kameranın kutusu duruyor. Evet. Kutuyu da kenara atıyoruz. Bu neymiş? Stop mu stop yazıyor. Bunu inceleriz sonra. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk bizi şu standart kağıt kürekleri, garantisi, kitapçığı karşılıyor. Şunları da kenara koyalım. Bunu açtığımızda şu şekilde paketlenmiş şekilde kamera. Kameranın piliyle birlikte takılmış şekilde lityum iyon pil var. Ağırlığı 880 gram geliyor. Şöyle köpüklü bir poşet. Bakın arkadaşlar. Yavaşça çıkartalım. Şu ilk kameranın kendisi. Bir adet kablo şarj için. Şöyle kameramızın bataryası. Bu batarya ile yaklaşık olarak 120 dakikaya kadar çekim yapabiliyoruz. Bakın şu parça ışık koruyucu. Şöyle lensi. Bunu alıyorsunuz bu şekilde. Takıldı bakın. Şu şekilde. Bunu açıp kapatıyorsunuz. Bu kamera full HD çekim yapabilen bir kamera arkadaşlar. 50 ve 25 kare saniye hızında çekim yapabiliyorsunuz. Video formatlarını sorarsanız eğer AVC, AVC, HD veya MP4 formatında çekim yapabiliyorsunuz. Otofokus özelliği var. 20x optik zoom'a ait. 3 inçlik bir LCD ekrana sahip. Bakın şöyle bataryasını da şu şekilde arkasına takıyoruz. Şurada klipsi var. Taktık bataryayı. Bakın. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Gözle bakış olayına. Şöyle gözlüğümü çıkartayım. Şu şekilde. Şimdi bazı yerlerde pilden tasarruf etmek isterseniz LCD ekranı kapatırsanız şuradan bakış sağlayarak video çekim, mesela kameranızı tripodun üstüne koyursunuz, ayarlarsınız, kapatırsınız, pilden tasarruf olur. Arkadaşlar bu kamerada 1.8 ile 2.8 diyafram aralığı var. Gece çekim özelliği var loş ışıkta. Buralar biraz dağıldı. Şimdi kutumuzun içine bakalım, daha başka aparat var mı? Bakın. Şu kablo. Şu şarj adaptörü. Kameraya 2 adet SD kart girişi yapabiliyorsunuz. Karttan karta aktarma yapabiliyorsunuz. Burada şarj için adaptör girişi var. Menüsü gayet basit.
Çok basit, kolay bir kullanımı var. Menüsü Türkçe bunun. Şuraya bastığınız an kayda başlıyor videonun. Gördüğünüz gibi. Şurası zoomlama bölümü. Kamerayı aldınız. Medya bölümünü aldığınız zaman menüye geçti. Şurada kontrol paneliniz var. Dokunmatik ekran da. Start dediğiniz an şu an kayda başladı. Bakın. Ve bakın burada ayarlar bölümü var. Burada dil seçimi yapıyorsunuz. Ben şuradan aşağıya iniş yapayım size yine. Bakın. Saat, parlaklık. USB bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bakın burada. Ondan sonra mikrofon girişi. Şu üst aparata harici bir mikrofon takıp sesleri daha profesyonel alabiliyorsunuz şuradan. Mikrofon girişi olabiliyor. Şu iki yanda kendi kameranın kendi mikrofonları var. Buradan stereo ses kaydı yapabiliyorsunuz. Artı olarak ne diyeyim, HDMI girişi bulunmakta kamerada. Bu el kameralarının diğer bu fotoğraf makinesi tipi kameralara göre özelliği, el çekimi yaptığınızda şunu şuraya oturtturduğunuz zaman şu şekilde şu hareket, bakın şu tek elde çekerken titretmeme özelliği daha iyi oluyor. Bir fotoğraf makinesi tutup şöyle yapmak her zaman tabii daha zordur. Tabii bunların çekim kaliteleri video formatına göre, video çekimine göre olduğu için daha iyi. İnşallah ilerideki günlerde sizin için daha iyi videolar çekeceğim. Kamera daha yeni geldi. Çok heyecanlıyım. Evet, bu videoyu kısa tutuyorum arkadaşlar. Böyle bir aletle beraberiz artık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Viyana'dan hepinize kucak dolusu saygılar, selamlar.